Benimle evlenir misin? Nermin bu ani teklifle mutluluğun kendisini bir kez daha bulduğunu düşündü. Altay'ın geçmişindeki karanlık sırlardan elbette habersizdi. Aslında Altay, bundan 6 ay öncesine kadar evli bir erkekti. Karısı Arzu, dışarıdan bakılınca mutlu görünüyordu. Hayırlı işler. Ama kocasının hastalık derecesindeki temizlik, titizlik takıntısı onu canından bezdirmişti. Uzun zamandır altaysız bir hayatın hayalini kuruyor ve bunun için kendisinin bir şeyler yapması gerektiğini biliyor. Anne! Anne! Baba gitti! Baba gitti! Baba gitti! İşte şimdi harekete geçme zamanıydı. Korkmuyordu. Her şeyi göze almıştı. Her şeyi. Ölmeyi. Hatta öldürmeyi bile. Hiç kimse. Ama hiç kimse onu durduramayacaktı. Hayatımızın rotasını büyük olaylar değil, küçücük tesadüfler değiştirir. Altay da basit bir lekenin hayatında devasa bir iz bırakacağını asla bilemezdi. Enişte, temizlik mi yapıyorsun sen? İşe gitmedin mi? Evet, bugün kendime izin verdim. Kahve dökülmüştü de onu temizliyorum. Ha, şunu Arzu'dan ödünç almıştım, lazım olur diye geri... Arzu yok. Annesine gitti. Ne zaman? Daha dün akşam konuştum, bana bir şey demedi. Tartıştık biraz, o da apar topar gitti. Artık dönünce konuşursunuz ha? Altay, hayır! Altay, hayır! Altay, hayır! Madem öyle diyorsun, ben teyzemi arayıp bir konuşayım onunla. Pek çok erkek gibi Altay'ın da en sinir olduğu şey burnunu her işe sokmaya meraklı komşular ve yakın akrabalardı. Tabii bir diğeri ise sözünün dinlenmemesiydi. Altay kendisine hayır denmesinden hiç hoşlanmazdı. Hem de hiçbir konuda. Biliyor musun? Arzu'nun beni terk ettiği gün darmadağın olmuştu. Ama şu an o günün hayatımın en şanslı günü olduğunu görüyorum. Şanslar değişebilir Nermin. İzin verirsen ben de senin şansını değiştirmek isterim. Altay, ben ne diyeceğimi bilemiyorum inan. Yani çok ani oldu. Behçet'i kaybedeli şunun şurasında kaç ay oldu? Eş, dost, konu, komşu çok ayıplar beni. Benim boyunca çocuklarım var. Ben onlara ne derim? Altay? Ne oldu? Kusura bakma Nermin. Bu lekeye gözüm takılıyor.